Arkadaşlar 5. remizdeyiz. 5. remizden yani hayat şeyinde tabirleri ilk önce bileceğiz. Ondan sonra onun üzerine bina edeceğiz hakikati. Tabirleri tanımamız gerekiyor. Şimdi bu Risale-i Nur'un can alıcı tabirlerinden bir tanesi de burada kullanılıyor. Kül, külli, cüz, cüzi. Onu da bilmemiz lazım. Lugat manasıyla tanışıyorsun ama istila manasıyla veya kainatta ve insandaki karşılıklarıyla o zaman aleminde, kendi aleminde malzeme kullanıyorsun. Malzeme oluyor o. Lugatla olmaz bu. Tamam. Şimdi iki gün uğraştım Hüseyin. Evet. Bu kül, külli, cüz, cüzi. Yani yeni iki gün değil. 2-3 senede bir eski şeyleri bilgisayarcılar ne derler ona yenilemeye? Reset değil. Yok yok, reset değil. Format. Değil. Güncellemek. Güncellemek. Yani yenileniyor. Şimdi bu 5. remiz beraber okuyoruz. Kardeşlerimize da daha faydalı beraber olalım diye. Veya acaba yenilenmede ne var diye. Yeniden okudum sadece. 2 günü uğraştım. 2 gün uğraştığımın hulasasını vereceğim size. Kül, külli, cüz, cüzi. Çok münakaşası olan ve çok farklı yorumlar yapılan, çeşitli çeşitli izahlar getirilen bir şey. Ama çok da lazım. Ustadımız ne diyor buna? 4 kelamla, 4 tabirinde bir tanesi budur. 40 senelik ömründe değil mi? 30 senelik tahsilinde. Ben çabuk çabuk okuyayım. Geçen hafta okumadın mı abi? Hayır. Geçen hafta ben kaçırdım diye. Ha kül diye. Bak mesela geçen hafta daha kaçırdığın çok şey var Hüseyin. Geçen haftaki CD dinle. Tamam. Onun için koymuşuz böyle. Ha, sözler çabuk çabuk geçiyorum ama sormak istediğin sorun bu, acele etmiyorum arkadaşlar. Çünkü Risale-i Nur'un malzemelerini yani tabirlerini tanırsak neyle tanıyacağız? O tabirin insandaki karşılığı, o tabirin kainattaki karşılığını anlarsak o zaman Allah'taki karşılığını anlarız. Yani o tabirlerin insandaki karşılığı ve bir de şeydeki, kainattaki karşılığını bilirsek sonra Allah'taki karşılığını daha iyi anlarız. Acele etmiyorum. Bak geçen hafta da 5. remiz ne demiştik? 6 ay sürer demiştik değil mi Resul? Evet. Biraz şey gelmişti. Abartı gibi gelmişti. Oysa ustad bitirememiş ömründe. Öyle ahirete gitti. Biz onu bir günde bitirecektik. Ondan sonra öyle abiler var ki onu da söyleyeyim. Gelirken şeye söyledim Haydar'a. Adam Sabri kardeşim vakıf bu. Ömrünü evamili tekviniye vermiş. Gücü bu, gücü bu. Dikkat dağıtın, sen onu kapat be. Evamili tekviniye vermiş. Buradan alırsın sen. İkincisi öyle bir abi var ki vakıf 64 yaşında. Nereye vermiş? Hayat. İnan diğer külliyattaki şeyleri o kadar vukufiyeti yok. Hayat. Ama savalladık. Yani bir şey anlatacağım. Yani bu sefer bunların istifadelerinden istifade edip alemimizde malzeme kullanacağız. Risale-i Nur malzemedir. Allah'ı tanımaya, Kur'an'ı tanımaya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya. Onun için Risale-i Nur ne diyor demek, Kur'an bizden ne istiyor? Resulullah bize ne diyor demek içindir. Şimdi sözler 237'de çeşitli mana mertebelerini külli diyor. Hulasalandırdıktan sonra hulasayı okuyacağım. Büyük Mesnevi 328'de parantez aynı yerini okuyorum. Evet, deniz etsaya malik bir kül gibidir. Denize kül diyor. Güneşe de cüziyata sahip bir külli gibidir ki timsalleri onun cüziyatı gibidir. O zaman deniz kül, güneş külli diyor. Meyve ağacın tamamını içine saklamakla meyve ağacın bu cihetle cüzisi oluyor. Eğer meyve ağacın parçası olmak hesabıyla meyve ağacın cüzüdür, parçasıdır. Demek kesif cihetiyle bakılırsa kül,
nurani noktasında bakılırsa, nura külliyatta o manalarda külli kullanılıyor. Meyve ağacın parçası cüzdür, ağaç küldür, insanlık küldür, sabri cüzdür bir insan. Cüziyatlar bir araya gelmesiyle cüz oluyorlar. Kabarcığın içindeki güneşten bir cüzdür, öyle de aynı zamanda bir cüzisidir. Çünkü o güneşin mahiyet asliyesi olmaksızın hüviyeti zilliyesiyle bir güneştir. Bu da külliyatın mesneviden. Dima ve göz, bu tabir hiç bana ait değil. Dima ve göze, ustad kalı mesnevide cüz diyor. İnsanın tamamına kül diyor. Yani maddi cihetiyle konuşurken, maddi şeyler buraya kadar izah edeyim. Maddi şeyler konuşurken kül ve cüz. O maddi şeyin içindeki nurani tarafları, program, firiste, harita, ruzname gibi hakikatler ifade ediliyorsa, yani vasıf ve sıfatları kastediliyorsa, külli ve cüzi. Sonunda onu okuyacağız ama. Mektubat 237'de külli cüzi kadar kolaydır. Külli cüzi kadar kolaydır. Cüz kül kadar kıymetlidir diyor. Bakın cüz kül kadar kıymetlidir. Yani kullandığı şeyi bakın. Cüz ve külli kıymetlidir. Külli ve cüzi ise kolaylıkla ifade ediliyor. Onun için Bediüzzaman Hazretleri ya aynı manada kullanıyor bu kül, külli, cüz, cüz. Değil arkadaşım. Değil. Okuyacağız. Değil. En büyük kül, tabi şöyle geçiyor. Mektubatta geçiyor 237'den. En büyük kül, virgül, en küçük cüz kadar kolay gelir. Gene geçiyor. Etrafça kesretli bir küllinin icadı bir tek cüzinin icadı kadar suhuletlidir. Ve en adi cüzide en yüksek bir kıymeti sanat gösterilebilir. Mektubat 246. Kül, cüz. Nerede kullanılıyor mektubatta? Büyük, küçük tabirlerinde kullanılıyor. Buna kolay. İşte. Yani maddi keyfiyeti. Kainatta uygularsak nur ciheti, mana cihetiyle değil. Sonuna geleceğim. Şurada son. Cüz-i külli ise efradın komplesine kül, bir insana kül. Büyük küçük, ağır kolay tabirleri kül ve cüzde kullanılır. Bir daha okuyorum. Büyük, küçük. Cüz-i ve külli'yi nerede kullanıyor mektubatta? Efradın komplesine, mesela hücrelere, hücreleri kastediyorsa insan, bu sefer bu hücrelerin maddi şeylere kül. Bir insan ise, yani insan bunu da ifade ediyorsa mesela, külli oluyor. Büyük, küçük, ağır, kolay tabirleri kül ve cüzide kullanılıyor. Yani vebalak hücreyin kadir bahsedilmek gibi. Evet. Evet, orada. Vebalak hücreyin kadir. Yani büyük, küçük, az, çok, büyük, çok, kolay, zor işleri gibi mevzularda kül ve cüz kullanılıyor. Kıymetli, kıymetsiz, sanatlı, sanatsız, program, programsız, kıymet, kıymetsiz, kalite, kalitesiz, çekirdek, harita, firiste gibi derinliklerde ise külli ve cüzi tabirini kullanıyor. Misal versem, kainat kül, insan cüz, mahlukat kül, insanlık cüz, insanlık alemi kül, hasan cüz. Bu şu anda konuştuğum şu, büyük küçük, az çok, zor kolay, bütün bu bütününün parçaları manasında. Aşağıda külli okuyorum şimdi. Külliye misal. Şu anda okuyacağım hep külli. Kainat, hep öğretmen olduğunuz için külli derken noktalı değil ha. Takkeli. Buna apostrof mu diyorlar? Takkeli i ile takkesiz noktalı i çok farklıdır. Yani Hasani, Hasan'dan bahsediyor. Hasan.
Hasani'yi apostrof konu olursa, çekiliyorsa, Hasan'a ait vasıf sıfatlardan bahsediliyor. Dağlar kadar fark var, hiç alakası yok. Onun için birinci sözde insani miraç olur diyor, değil mi? İnsani bir arş olur, insani bir miraç. Oradaki i nokta yok. Onun için külliyatı sadeleştiremezsin. Hangisini koyacaksın? İnsani bir miraç olur, ne diyeceksin biliyor musun? İnsani bir miraç olur, insanın seyri enfusini bitirerek seyri afaki tamamlama denilen miraç hakikatinden bahsediyor. Zannedersin. Değil işte. Hiç alakası yok. İnsani apostrof koyduğu için insani bir miraç olur demek, insanın kainatın firistesi olan, rüzdame, hulasası, haritası olan insan bu çekirdek açılırsa komple bir kainat olur. Bu kainatın hakikati insanın miraç hakikatidir. Hakikatinden bahsediyor. Programının açılımından bahsediyor. Yoksa insanın terakkisi değil, insanın yapısından bahsediyor. İyi olursa. Hasani, Hasan'a ait. Hasani olsa Hasan'dır. Şimdi külli, kainat külli, insan ise cüz'i. Daha aşağı iniyoruz. Külli'deki şey ne var? Hep apostrof. Nokta yok kardeş. Hiç nokta yok. Bu külli cüz'ide, cüz'i ve şeyde külli'de, külli ve cüz'ide nokta yok. Hep apostrof. Takke. Unut. İnsan külli, gözü cüz'i. İnsan külli, hücre cüz'i. Niçin bu fark var? Arkadaşlar, burası Ali Bey köy mü diyelim? Ali Bey. Onuncu kattan bakın böyle. Bir de birinci kattan bakın. Bu baktığı ve durduğu yerden değişiyor bu tabirler. En sonunda anlat, şey bir misal vereceğim ben okuduklarımı. Hulasalandıracağım da. Ben ilk önce mehaz olsun diye külliyattakileri şey yapıyorum. En sonunda şurada hulasa diyeceğim. Şu bir örnek vereceğim. Bunlar hulasalanacak inşallah. Cüzisi oluyor. Cüzi, cüzün özü, programı, haritası, hulasası noktasında kullanılıyor. İnsan öyle kül ki, bak insan öyle kül ki, külliye malik. Allah Allah, ustadın şeyi. İnsan öyle kül ki, noktasız, kül, külliyeye malik. Külliyenin bütünü ile bir araya toplanmasıyla külli meydana getiriyor. Şimdi tefekkürüm. İnsan karaciğer, kol, bacak, göz, kulak vesaire parçalardan müteşekkil. Bu parçalardan misal kol, bu koldan parmaklar var, tırnak var, kaslar var, deri var, damarlar var vesairelerden müteşekkil insanın bir kolu. Bu parçalardan olan misal kas veya derisinin hücreleri var. Farklı farklı hücrelerde müteşekkil ama DNA programı bakımından bakılırsa DNA bakımından tamamıyla bütününü insan küllünü içine alıyor. Yani İnsanın tamamı o DNA'da var. İnsan öyle kül ki cüz olan organlardan yapılmış. Bu cüz olan kolu öyle külli ki binlerce programlara sahip hücre denilen cüzilerden yapılmış. Toparlarsam insan kül, kolu cüz. Kolundaki parçalarıyla bütünlük arz ediyor. Buna da külli deniliyor. Bu kulun derisi de nihayetsiz cüz'i olan hücrelerde meydana gelmiş. Şimdi burada bitirdim ve şöyle diyeyim. Kainat kül. Kainat. Kainat deyince arş, arş-ı azam, lef-i mahfuz, alemana, alem ervah ne aklına geliyorsa onların içinde bir tane de alem-i şehadet var değil mi? Alem-i şehadet içinde işte denizler, dağlar, cinler alemi, ruhaniyet alemi, taşlar, denizler, köpekler, hayvanlar, sığırlar, kediler, kuşlar, 400 bin nev. Tamam. Bunların komplesi arkadaşlar, şimdi topluyorum. Nedir? Kül. Bu küldür. Bunların zatında toplayan insan ise cüzdür. İnsan cüzdür. Öyle bir cüz ki insan, bu komple küllü var ya küllü, o küllileri
Çünkü kül nedir? Küllilerin toplamıdır. Risale-i Nur külliyatından. Külli. Nedir o? Kaç tane kitap? Dört kitap. 100 suhuf. Suhufun şeyleri, ifadesi bu. Neyse dağıtmayayım. Kainat kül. İnsan cüz. Ama insan öyle bir cüz ki külliyi ifade ediyor alemi. O zaman cüz'i olmaz mı abi? Külliğin özelliği yaşıyorsa cüz'i bu sefer bu cüz'iye geleceğim. Her bir hücresi de cüz'idir. Kendisi? Kendisi cüzlerin toplamı ile mesela diyelim ki şu parmağımdaki hücre hem parmağımın tamamı program var hem kolumun. Çünkü burada vazife yaptı. Ama aynı zamanda insanın tamamı var. Demek ki kolum bir cüzdür. Şöyle düşünürsek insan bir küldür. Ne demek kül? Cüzlerde müteşekkil. Yani insan parçalardan. Kol bir parça. Ayak bir parça. Karaciğer bir parça. Öyle mi? Kafa bir parça. Her bir parça nedir insanın? Cüzüdür. Cüz. Cüzlerin toplamı ne olur? Birleştirdik, vida yaptık. Monte. Kül oldu. Tamam buraya kadar. Ha ama bakalım. Üstad Hazretleri kül ve cüzü bütünlük ve parçacıkları kastediyor. Külli ve cüzi demek onun vasıf ve sıfatları içeriklerinden bahsediyor. Maddi taraftan bahsetmiyor. Onun için Kalın Mesnevi Nuriye'de galiba 328 öyle miydi? Yazma abi 328. 28 miydi? Evet. Heh, yanlış nakletmeyeyim. Orada deniz ve bir damlaya kül ve cüz diyor. Güneş ve bir zerrecikteki parıltıya külli ve cüzi diyor. Unutmayın. Umumun netice bu işte. Umumu konuşurken kül, umumu tamamlayan parçalar, karaciğer, böbrekler, dalak, ayak, kafa bunlar cüz. Ama bunların taşımış olduğu maddesi olmayan külli yani ivareyi ona has. O zaman onun vasıf ve sıfatlarını, içeriğini, programını, özelliklerini, komprimini, sanat noktasındaki tarafları konuşulurken yani özel donanımlarından içselinle konuşurken külli ve cüzi. Şimdi abi şey dediniz, kainat kül, insan cüz. O zaman insan cüz değil, cüz'i olur. Çünkü cüzde külle ait vasıfları göremiyoruz. Yani cüz'i de görüyoruz. Resul ama güzel söyledi ama şöyle. Şimdi burada diyor ki insan kainatla tek yaşamıyor. İnsan evet hulasas olmakla beraber insan için yaratılmış bu mevcutat ama insana has değil bu ağaçlar, nimetler. Başka mahlukatın da istifadesi mani değildir der mesleğinden. Kainat, alem ervahsız olmaz, alem-i misalsız olmaz, lef-i muhafsız olmaz, sığırsız olmaz, kedisiz olmaz. Üstad her birisine cüz diyor, tamam mı? Cüz. Dolayısıyla insanı kainatta misal vermesinin sebebi bu bütünlük içinde tamamlayıcı bir cüzdür. Bu tamamlayıcı. Çünkü insanı çekip çıkarsan kainat manası olur. O zaman bütünü ifade eden bir cüz. Ama sığır ifade edemez. Orada bir şey söyleyebilir miyim? İnsanı büyütsen kainat olur diyor mesela. Kainatı küçültürsen insan olur. Dolayısıyla bütünü yani kül manasındaki insan cüz. Şimdi külli sana söyleyeceğim. Bu insan öyle bir maneviyatı var ki maddeten oranın haritası olduğu gibi bütün alemleri aleminde cem etmiş. Bütün alemleri aleminde olmasına da külli ama bütün alemlerin içinde de alemi misal var bizde. Değil mi? Alem misal numunesi hayaldir. O da cüzimizdir. Onun için külli ve cüzi maneviyat ruhsal tarafı nurani şeyler için kullanılıyor. Mesela misal veriyorum 328 Mesnevi'de deniz, kül, damla, cüz. Güneş külli bir aynadaki parıltısı cüzi. Yani nuraniyet. Çünkü güneş cüzilerden. Her bir güneş nasıldır?
her bir nurani şeylerin toplamıdır. Hepsi aynıdır. Ama kainat bütün toplamı insanla değil. İnsan ifade edebilir ama bütün kainat insan değildir. Ama güneş öyle değil. Bütün zerratı nuranidir. Nuranilerin bir araya gelmesi. Onun için bir de söylüyorum. İnsanın maddeten programı cismen harikalı alemleri ifade etmesi noktasında insan alemin cüz'üdür, cüz'dür. Ama maneviyatı, yapısı, ruhu noktasında insan öyle bir cüz'dür ki ama küllileri, alemleri zatında barındırdığı için öyle küllidir nokta, apostrofu. Ama her bir hissi, latifesi de gene aslını ifade ettiğinden cüz'idir. Cüz'idir. Şimdi burada tabii cüz ve külli bunları ehemmiyeti, kıymeti yani öyle birbirine içine girift olmuş ki bunlar bütün yani bunun birisini yaratan bütün kainatı yaratabilir. Evet. Yani çok birbiriyle çok münasebetler. Manevi olarak da düşünsen, maddi olarak da düşünsen değil mi? Aynen. Aynen. Onun için. Ya, bir derinlik var yani böyle. Birbiriyle evet. Münasebetler, bir derinlik var. Birbirinden şeysiz yani. Maddeten böyle olduğu gibi manen de böyledir. Yani insanın taşımış olduğu sıfatlar itibariyle alem bile dar geliyor alemler. İnsanın maneviyatı cihetiyle bakılırsa insan küllidir. Ama her bir hissi, her bir duygusu cüzidir. O alemlerin cüzisidir, alemin. Program noktası. Ama insan öyle bir keyfiyette çekirdek, harita, hulasadır ki cüzdür, kainat, küldür. İnsanın taşımış olduğu sıfatlar noktasında iyi getiriliyor. Unutmayın. Külli, kül noktasızdır. İki tane L var. Kül. İyi konulursa külle ait sıfat demektir. Cüz. Virgül getir yukarıdan. İ getir. Apostrof. Takke. Cüz i. Nedir biliyor musun bu? Mensubiyet getirir Arapçada. Yani bu cüz'i cüze ait bir cüz'idir. Cüze aittir. Külli ise külle aittir. Tamam. Şimdi bunların üzerine ne duruyor? Ustad ben diyor bu dört kelime, dört tabir, bu mana ismi, mana harfilerden bir tanesi de kül, külli, cüz, cüz'i de ustada Allah ihsan etmiş. Onun için bir saat versek bile az ama bitti şimdi. Buna ait soracağınız yoksa bunu hayatta kullanacağız arkadaşlar. Çünkü hayat öyle cüz'idir ki külli olan hayatın, hayatın içeriğini zatına taşıyor. Mesela hayatın içeriğinde neydi geçen hafta okumuştuk? Kainatı makineye koyduk. Öyle bir makine yaptın sen. Böyle harika bir makine vardı. Allah'ın dışında arş-ı azam, arş, kürs, alem erva, alem insan. Koyduk makineye. Meyvenin özünü alır gibi. Özünü aldık kainatı. Ne çıktı? Hayat. Öyle bir makine daha yaptık ki. Hayatı koyduk makineye. Özünü aldık. Ne çıktı Hüseyin? Hayatın özünü aldık. Şu şuur ve his. Makineye koyduk şuur ve hissi. Özünü aldık. Ne çıktı? Özü akıl. Ha, orada bitti. Ondan sonra safi zati bir cevheri ruh var. Mahluket bitti orada. İşte hayat diyoruz ama sakın ha geçen hafta bunları konuştuk geri dönmeyeceğim şimdi. Bir canlılık hayatın sıfatlarına bir sıfattır. Yoksa sakın hayat canlılık demeyin. Taş bile hayattan yaratılmıştır. Çünkü kainatı malzemesi hayattır. Hayat da Allah yaratmış. Şimdi bu kül ve külliyi şey yapacağız efendim. Kullanacağız bu şeyde. Beşinci lemiz. Lemalar 337. Hem hayatın 16. hassasında denilmiş ki nerede denilmiş? 16. hassa. Kaç tane hassa varmış? 29. Hayatı tarif ederken Allah aşkına böyle bir tarif olur mu? Bakın taşlar topraktan da hayattan yaratıldığını burada görürsünüz. Kainatın hulasasıdır diyor.
hayat için. Kainatın evveli ve ahiridir diyor. Tamam? Burada görsün. Burada anlatıyor da ondan. Şimdi böyle bir tarif olur mu? Bu nasıl bir tarif? Ancak Bediüzzaman'a, Bediüzzaman. Sizi bir güldüreyim. Bir teneffüs ettireyim. Bediüzzaman'la alakalı. Bizim köylü var bir tane. Oğlu Nurcu. İşletmeyi bitirmiş. Ondan sonra Nurcu olunca yani bizim şey değil. Babası Şaribu Leyli ve Nihar. Gece gündüz içer böyle tipten. Sabah kafayı takmış demek ki gece kavga etmişler, şey yapmış. Çocuk da gelmiş şeyden ya şeyler arası. Ondan sonra Bediüzzaman'ın kafayı takmış böyle. Bağırıyor. Bizim de komşular duyuyormuş. O mahallenin komşuları. O da bana naklediyor. Bediüzzaman! Güya tenkit ediyor. Kapıya çıkmış da. İçeride onlara diyor. Babası. Babası. Bediüzzaman. Kimdir Bediüzzaman? Bediüzzaman. Tutturmuş gidiyorlar. Bediüzzaman. Daha Bediüzzaman kimdir bilmezsin. Bediüzzaman boşuna zaman demektir. Bediüzzaman boşuna zamanmış. Ya işte ne yapacaksın? Adam bir kere inat adamı kör ediyor. Göster. Layık değil ya. Evet, hayatın 16. asasına denilmiş ki hayat bir şey girdiği vakit ne yapıyor? O cesedi bir alem hükmüne getirir. Bu da hayat abi efendisi. Canlılık manasında hayır, hayat değil. Asla. Hayatın taş içeri... da olabilir bu yani. He? Toprak da olabilir, taş da olabilir. Tabii. Bak şimdi sevgili kardeşim. Hayatı canlılık olmadığını göstermek için makineye koyduk. Üşenmedim, onları tek tek yaptım. Hayatı inceleştiriyoruz. Hep hayatın içindeydi bu. Ruh da hayatın içinde. Ene de hayatın içinde. Bakın Kabatas'ta bir şey var. Haşa Kabatas'taki yani anlamak için. Hayat. Bu nedir ya? Biraz da inceleş. Ne var içinde? Şuur ve his var. Geçen hafta şuur ve hissi konuşmuştuk. Şuur nedir? Ondan sonra merak ettik şuur ve his de nedir? Biraz da girdik içeriye. Merakılmış. Hep hayatın içindeyiz ha. Hayata atmamışız. Hayatın derinliklerine gidiyoruz. Hayatın dışında hiçbir şey yok ki zaten. Her şey hayat. Hayatın içindeyiz. Akıl da hayatın içinde mertebedir. Ondan sonra getirdim mi ben size? Hayatın 12 mertebesini getirecektim ama ne yaptım? Getirdim mi size? Hayata hizmet ettikleri için mi hayatın içinde? Hayır. Hayata hizmet ettikleri için değil. Hayatın daha özü. Yani buz. Buzdolabındaki buz. Aslına döndür. Yemeğin buharıydı. Daha aslına in. Suydu. Yemeğin suyuydu. Bu suyu buharlaştırdın. Daha aslına in. Suyu H2O'dur. Hep sudayız değil. H2O. H'tir veya O'dur. Kuantı, kuantum, esir, kuvvet, madde hayat, Nur-u Muhammed'i, esma, sıfat, şunat, mayyet. Aynı hakikat orada. Onun için huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batin. Ve bu bir şeyler. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batindir. Onun için hayat öyle bir hakikat ki 29. lemadan söylüyor. 29. lema şuaların sonunda Lema-i Arabi'de diyor ki hayat ezel ve ebed hakikatından nur alır, medet alır. Bizim hayatımız 60 sene değil. Bir kere ehli iman Adem Aleyhisselam'a iman etmesiyle hasenatı oradan başlamıştır. Seyyiatı değil. Orada söylüyor. İnsan bir de şuuru inkişaf ederse bizim hayatımız ezelden ve ebede kadar gidiyor. Orada söylüyor şu anlarda. Hatırladınız mı? Ver bakayım şu anlarda. Öyle acelemiz yok, koşturma yok. O şu anlar değil mi? Yok, söyle. Değil. Ver bakayım. Bizim demek ki o tarafımız var ya. Bak ömrün nereden başlıyormuş. Ben eskiden üzülüyordum. 60 sene ne yapmış ya. Bitiyor diye üzülüyorduk abi. Demek ki bitmiyor. Bir anı seyyale, bir an hayata mazhar olmak kaymette yetiyor. 30. lemada kaymetti. Bak burada ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Feynema tuvellu fesemme veçhullah. Ayet-i kerimesi yani nereye dönelirsiniz Allah'ın hakikati veya hakikatin odur. Hani bir tanesi de öyle demişti. Ya dedi Allah'ı nasıl gördü dedi. Allah nasıl nesini gördü? Ustad zaten kelamına ve rüyetine ehadiyetine mazhar oldu diyor. Bendeki o, ondaki ben.
bendeki aslımı gördüm Allah'ta. Tamam. İşte bu ayet de onu şey diyor. Diyor ki ayet-i kerimesinin sırrıyla. Demek ki sırmış. Cihat-ı sitteden hangi bir cihette olursa insan tenevvür eder. Bak. Hatta mümin şart var burada. Mümin olan bir insanın ömrüne bakın. Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir haya, manevi bir ömrü vardır. Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar manevi bir ömrü var. Bu dünya. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ezel ve ebed. Biz Allah'ça sonradan bilinmiyoruz. Allah'ın esmasına ve sıfatında hakikatimiz ve mahiyetimiz ezeli ve ebedi olarak oradaydık. Şöyle diyeyim. Biz bu binanın neresindeyiz? Bu odadayız. Bu oda nerede? Bu dairede. Bu daire nerede? Bu binada. Bu bina nerede? Mahalle nedir Adem? Alibeyköy diyelim. Alibeyköy nerededir? İstanbul. İstanbul Türkiye. Türkiye işte dünyada. Dünya galakside git bitti. Bakın bu bina Alibeyköy'ün içindedir. Ne demek? Peki bu alemi şehadet bitti, yedi kat sema bitti, kürs bitti, arş bitti, lef-i mahfuz bitti, onun içindeyiz. Lef-i mahfuz nerededir komple? Arş-ı azamdadır. Arş-ı azam nerededir? Nur Muhammed'i, o da nerededir? Esma'nın içindedir. Yani bu kainat nerede biliyor musunuz? Benim merhametim, şefkatim, ruhumun neresindeyse bu kainat Allah'ın esmasının orasındadır. Allah huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. Esmasının içindeyiz. Yani her taraf onun esmasının cilve ve cemal ve nakşidir. Size bir misal vermiştim. Bir okyanus, su düşünün. Ezel ve bedd için. Okyanus, ucu bucağı yok. Bir hortum oldu. Bir okyanusun bir suyunu, adacığını büyük bir dondurdu soğuk suyu, soğukla. Buz oldu. Buz nerede yüzüyor? Okyanusta. Senelerce durduğu için kurtlandı. Kurtlar dolaşıyor. Buz adasının içinde. Sonra bir güneş vurdu. Varlık nuru vurdu. Buz erimeye başladı. Kurt. Kurt canlıdır. Kurt eridi. Suya döndü. Suya, buza çarpınca gene buz oldu ama hemen güneş devam etti. O buzun üzerindeki eriyen o damla su okyanusa kavuştu. Sonra gene güneş vurdu, o su buharlaştı. Her tarafı kapladı. O sudan murat Esma-i Hüsna. O adacık, işte bir Yaver-i Ekrem bir adada nutuk okuyor. Suudi Arabistan değil o. Suudi Arabistan yarım adadır. Ustad ada diyor. Bir adada bir Yaver-i Ekrem nutuk okuyor. Varlık alemi. O adadır. O kurtla canlı biziz. Biz neredeyiz? Kurtdayız. Biz kurduz. Buzun üzerindeyiz. Buz da Esma'nın üzerindedir. Ama kurt da buz da buz ve kurt deniliyor ama aslı, cevheri, maddesi, yapı taşı sudur. Bizim malzememiz Esma-i Hüsna'nın cilve, cemal ve nakşiyiz. Malzememiz aslı sıfata dayanıyor, kudrete dayanıyor. 26. lemada da diyor ki kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmeğe sürer, vücud ilminden vücud hariciye çıkarır. Tamam? Bizim aslımız kudrettir, sıfattır. Üzerimizdeki nakışlar esmadır. Yani her tarafımız bu Alibeyköy'ün içinde olduğumuz gibi biz Allah'lık hakikatının içindeyiz. O zaman biz neymiş? Ezel ve ebedden hayata medet yardım alır. Ve keza nerede? Ömür ve keza manevi. Ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitteyi temir eden iman sayesinde, imanla oluyor bu. İnsanı şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Bu büyük alem var ya, hane gibi olur. Adamlar dolaşıyor ya, Geylani meyve veriyor. Muhittin Arabi diyor ki ben oralarda şeyleri gördüm diyor. Adam nerelerde görmüş yani. Onun atası şuydu. Bil, bildirme. Ona ondan dolayı bildi, bildirdi. Tokatı yedi.
mazi, mustakbel zamanı, zamanları, mazi ve mustakbel zamanları insanın ruhuna, ruhta zaman yok ya, ruhuna, kalbine bir zaman-ı hal hükmünde olur. Aralarındaki uzaklıklar kalkıyor. Mazi müstakbel yoktur. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki, dün geceki Leyli Kadir'e geçmek iki şeyle olur. Mane terakki edeceksin, dünü bugün aynı göreceksin veya bir sene bekleyeceksin. Onun için alemi manada zaman yoktur. Zamanı yaratanın zamanın dışında olduğu için Allah'ın zamanı yoktur. Zaman olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın da yaratanı yoktur. Onun için Allah kim yarattı diyen zaman kavramını bilmeyendir. Zamansız ve zaman ve mekanı yaratanın zaman ve mekandan önce olacağından, mekan ve zaman olmadığından ezeli ve ebedidir. Mesela bu masayı öğretmen olduğunuz için şöyle söylüyorum. Allah kim yarattı? Bu masayı yapan bir, masadan önce olduğu gibi masa cinsinden değildir. Masaya benziyor muyum ben? Mimar Sinan bu bina yaptı diye bu bina Mimar Sinan değildir. Allah yaptı diye haşa bu kainat Tanrı değildir. Ha o zaman Allah mekan ve zamanı yaptı mı Hüseyin? Mahluktur mekan. O zaman yapan yaptığından öncedir. Zamandan da öncedir, mekandan da öncedir. O zaman zamanı ve mekanı yoktur. O zaman zaman olmayanın başı yoktur. Başlatılanı da yoktur. O zaman başlamamıştır. Neye benzer? Suyu kim ıslattıya benziyor veya sonsuzun sonunda ne var? Mantıksız sorulara benziyor. Şimdi devam edelim. Arada şey kullanıyorum ki talebesin, şey talebelerinizi kullanırsınız. Tamam? Bu şualardaki yer kötü sayfadaydı abi. Bir de orada bir hani her istediğinizi sorun, üşenme yok. Dedik ki orada hani bizim hayatımız 60 sene değil, ki hayatın kurulmasıyla beraber mi dediniz? Kainatla beraber mi hayatımız? Evet. Bak şimdi. Kainatın kurulmasından ömrümüz başlar. Ama Nur-u Muhammedi, Nur-u Muhammedi'den sonra ömür başlıyor. Hakikatımız ise Esma-i Hüsna'dır. Mahiyetimiz ise sıfattır. O zaman ezel ve ebed tarafımız var. O zaman bizim mahiyetimiz, hakikatimiz ezelidir mi diyeceğiz? Tabii, hakikatimiz odur. Mesela şöyle bir misal vereyim. Senin mesela mülevin veya gözün hangi sıfatın tecellisidir? Basar değil mi? Basir. Ve basar sıfat değil midir? Yani gözü basır sıfatı deme. Bu göz maddidir. Bu maddi tarafı şeydir. Sıfatı bakıyor. Yani kudrete bakar. Ama ruhtaki görme kabiliyetinden bahsediyorum. Demek ki Allah'ın sıfatının cilve ve cemali ve nakşisi. Unutma üç tane şey. Cilve, cemal, nakış. Bu külliyatın tabiri. O cihetle senin hakikatin ezelidir. Senin hakikatin ama sen değilsin. Hakaike şey sabitetun. Eşanın hakikati, hakikati kaynağı. Sabit bir hakikattır ki Esma'ya dayanıyor. Onu da 32. sözün 2. mevkufunda bir hasnaya, güzel bir kadına ve bir çiçeği ele alıp onun üzerinde bulunan sıfatlarda yürüme yapıyor, işleme yapıyor şey, Esma-i Hüsna'yı. İşte çocuk olursa şu olur, cemali şudur, sıfatı şudur, tamam. Dolayısıyla bizim mahiyetimiz sıfata bakıyor, ezeli. Hakikatimiz Esma'ya bakıyor, o da ezeli. Bizimle alakası yok. Yani bizim kaynağımız. Yani buz, buhar, su doğru gidersek. Ha? Dolayısıyla bu hep bizim kaynağımız ezel ve ebedden. Ömrümüz ne zaman başlıyor? Ömür. Ömür şu. Yaşayışımız doğdun öldün. Ömrümüz ise kainatın kuruluşundan başlar. Nur-u Muhammedi'den sonra çık denildiği zaman bizim ömürdür. Çünkü bizim ömrümüz. Ha sebabımız nereden başlıyor? Günahınız değil arkadaşlar. Kaç yaşındasın Hüseyin? 38. 15'i çıkarsak? 23. 23 seneden beri günahın başlamıştır. Bulu çağı kabul edin. Sebabın Adem Aleyhisselam. Çünkü bedava iman yok. Adem Aleyhisselam'a iman etmesen ne olur? Kafir olur musun? Bedeli nedir? Sonsuz değil mi? Sonsuz cehennem. O zaman iman etmenin sonsuz kar olması lazım. Böyle öyle bedava yapılmıyor burada. Bütün peygamberleri kabul ediyorsak? Bir tane onun, sevap alıyoruz ondan dersinden. Onun bütün ameline hissen kadar ortaksın. Hani bir diyor padişaha bir çoban nasıl tasavvur eder? Ocağında işte çorbayı pişiren vesaire. Ha senin aleminde tefekkürün. Niçin ben hatırlarsınız bu nedir şunlarla biz anlayamayacağımız zor şeyleri de bahsediyorsun. Arkadaşlar fikir nereye gidiyorsa lokomotif gibidir. Duygular da oraya gidiyor. Yani düşünceleri nereye taşıyabilirsek
tefekkürümüz, hislerimiz, latifelerimiz arkasından gitmeye mecburdur. Günün birinde gidecektir. Çünkü yol açılıyor. Onun için fikirde hedef belirliyoruz. Şimdi ezelden ebede hissedar olabilmek için düşünceyi, hislerini mi inkişaf ettirmemiz lazım? Şimdi inkişaf ettirmemiz gereken hissimiz hangisi tam olarak? Şimdi ezel ve ebedden biz hakikatimiz oradan dayanıyor. Yani hakikatimiz bizi Esma Hüsna yapmıştır. Bizi o yapmıştır. O cihetle kaynağımız o. Esma. İnsan buna mazardır. Maddeten ve manen. Bunları insana bir kuvve olarak, duygu olarak da koymuş. Mesela alemi misalen bizdeki karşılığı ne? Hayal. Lef-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı? Hafıza. Eğer inkişaf ederse hayalin, yani inkişaf da şu. Nerede söylüyor? İşareteceğiz 27'de. Şükrü örfüde Allah'ın dediği gibi hafıza kullanılırsa bizim hafıza ne olur? Lef-i Mahfuz'a pencere olur. Dürbün olur. Merdiven olur. Yerde işlenenleri orada seyredersin. 16. lemada oraya nadiren dahi olsa diyor giriliyor. Lef ezeliye. Lef-i Mahfuz'a giriliyor. Nadiren giriliyor. Bazı büyük zatların verdikleri haberleri çıkmıyor diyor. Yani şey midir diyor. Ustad diyor ki levezeliye nadiren Geylani gibi şahıslar, asıl imamları çıkar. Evliyalar onların perdesi olan, daire-i ilim olan, Lef-i Mahfuz'un daireleri var. Lef-i Mahfuz zannetmişler. Şartlara bağlı olan kader var. Lef-i Mahfuz ve ispat denilen o zaman ve mekan hakikati olan orasına girmişler. Şartlara bağlı olan hakikati görüyorlar. Ha geliyor diyor. Sonra gelmiyor. Niçin gelmiyor? Şartları tahakkuk etmeyince geri gidiyor. Oysa diyor ustad, buraya diyor eceli muallak deniliyor. Eceli, lef-i ezeli ise lef-i mahfuzdur. Oraya nadir insanlar çıkar. Kimler onlardır? Külliyatta bulabildiğim kadarıyla. Asıl imamları ve asıl imamı olmayıp ferdiyette inkişaf etmiş Geylani gibi zatlar. Oraya çıkabiliyor. 149 Siki Tasdik Gaybiye'de ustad bunu söylüyor. Geylani için. Ama asın imamları Lef-i Ezeli'ye giriyorlar. Lef-i Mahfuz'a, dairesine. Aman yarabbi. Geylani hatta... Asın imamı o nerede söylüyor? Külliyatta var mı? Külliyatta tabii. Asfiya maddesi bakacağız. Asfiyaların tabii hele 18. mektupta, 18. mektupta, 24. mektupta bunlar... Asfiya, Mudakikini Asfiya, Mutebahir Asfiya ulemasının tabi 16. Bunlar komple bakıl gözüküyor. Oralara giriyorlar. Hatta Geylani Hazretleri oralara öyle geçmiş ki, bunu biraz kaldırabilir misin böyle? Şeydir aşağı inmiş. Safı gevşet. Geylani Hazretleri öyle terak etmiş ki şey yapmış. Settar ismine mazar olmuş. Biraz da kaldır. Kaldır. Tamam. Settar ismine mazar olduğu için geçmiş o aleme, geçmişini silmiş adab uygun olmayan şeylerin. Keşke benimkisi de silseydi. Ama nefsi nefsi ya, ancak Resulullah ümmetimi de. Bak Sabri geç silebilirsin işte. Settar ismine mazar olmuş, geçmiş oraya. Bakın yerde işlenen günahları alem-i sade temessüllerini görüyorum diyor ya usta. Şimdi oraya geçtin kardeşim. Alemi manaya geçtin. Bir baktın geçmişin orada. Geçmiş gelecek yok ya. Orada zaman yok. Bir baktın edeb uygun olmayan oturmalar olan onlar da Settar ismi ya silgici. Silmiş. Şık şık karatatadık şey. Şişt, sildi. Onu kolay mı silmiş? Biz silsek bir şey kalmayacak zaten. 60 sene 70 sene ne yaptın hiçbir şey kalmadı. Ama o ayet var ya. Yübedillahi seyyiyatı masenatın. Seyyiyatın hasenatına tebdil oluyor. Nasıl oluyor? Ona bir misal verdim. Bir vakıf sordu. Abi nasıl olur dedi. Şarap var ya, üzümden yapılıyor. Tuz katın, bir gün bekletin, oluyor sirke. Yani bitti. Bankalar mesela İslam gelirse ne olur? Bak tuz katacağız ona da. Nasıl şey olur? Kar ve zarar ortak yaptırın, banka helal oldu. Tak, tuz kattırın, bitti. Bu kadar kolay ya. Şimdi, tuz katmak ne demek abi şimdi? Mahiyetini değiştirmek. Tuz katmak. Kimyada tuzun adı nedir? Günahlara tuz katmak. Yok, kimyada sodyum. Sodyum klorür mü? Evet.
Ne diyor bu abimle? Naci mi? Şey olsun gibi. Aferin lan, onu şu Hasan 2 Salak Osman 4 diye şey varmış da H2 S4 öyle ezberlemiştik. Bu da Naci diye ezberlemiş. Sodyum klor. Ola Naciler duymasın sonra bizi tuz diyorlar diye. Şey nasıl oldu şimdi Üstad Hazretleri 23. sözde şöyle diyor. Ben ona bir latife yaptım da. O kabiliyet işe, kabiliyeti hayra inkılap eder. Onu imalatı oluyor. Fakat o manadan da ulema da diyor. Eğer bunun dediği gibi silersek de bir şeyimiz kalmaz diye deriz ki onun hakikatin içinde maya şey yaparsan, umurun batınlarına geçersen o seyyatların da geçtin oraya. Asenata atarsın bu tarafa canım. Nasıl atarsın? İçkiye, şaraba, tuz attığın zaman sirke olduğu gibi o da öyle olur. Neyse. Tamam. Adem abi sen fazla düşünme. Zaten seyyatı yok senin. Ne düşünüyorsun? Evet. Senin için düşünüyorum. Bir de okuyorum. Hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Of Allah'ım. Ne yapar? Cüz ise kül gibi. Bak alem. Bak yani kül ve cüz'i onun için okuduk. Bir şey girdiği zaman cüz ise kül olur. Mesela karınca cüzdür değil mi? Kainata göre bir cüzdür. Hayat girince dağdan büyük olur mu olmaz mı karınca? Evet. Dağdan büyük olur. Çünkü karınca veya bir mikrop 6000 defa affedersiniz. 6000 defa büyütüldükten sonra gözüken mikrop bile hayat girerse dağdan daha kıymetli. Buradaki hayat canlılık değil. Hayır. Mesela hep canlılık olarak düşünüyor. Lütfen artık sıyrılmak lazım o. Canlılık hayatın bir sıfatıdır. Şöyle diyeyim. Sende bir yürümek var. Hayatın varsa yürümek. Ustad diyor ki ihtiyar irade konuşmak hayatın alameti. Demiyor mu? Hayatın alameti. Nasıl sıyrılacağız ya? Mesela... Abi arıyla dağı benzetiyor mesela. O aradaki fark canlılık nasıl değil mi arıyla dağı? Bak. Daha cansız. Hareketlere gidersek dağda da hareket var. Şöyle diyeyim. Arıyla dağ arasındaki fark canlılık hayır, değil mi? Değil. Bak. Hayat, Fatih, hayatın içeriğinde neler vardı? Akıl, şuur. Hepsi vardı değil mi? Hani mesela kaba taslak bir malzeme dahi olsa. Ama batınında bunlar var mı? Var. Ama dağın içinde bunlar yok. Dağ camittir. Bu hayat girdiği zaman, hayat neyi taşıyorsa, ismi azamdır ya, bütün isimleri zatında taşıyor. Ondan sonra onun içinde her şeyi taşıyor. Yani neyi taşımışsa, hayat neyi ifade ediyorsa, cesede mi girdi? Oraya olanı, mesela ben koku var üzerimde, elbise var üzerimde. Ben buraya gelirsem kokumu getirmiş olmaz mıyım? İşte hayat, mesela sen hayatlısın, yürüdüğün için mi? O zaman robot da yürüyor. Robot da fabrikada işler yapıyor. Hayatlı mıdır? Eğer hayatı endekslersek harekete, uçak hareket ediyor, efendim arabalar hareket ediyor, robotlar iş yapıyor, değil mi? Senden daha cep... Canlılığa endeksliyoruz abi. Canlıları yani canlılıkta sadece hareket kabul etmiyor o zaman. Değil, etmiyoruz. Ama hayatın alametidir ama hayatın kendisi değildir hareket. Ne var başka? Hayatta olduğun için konuşuyorsun değil mi? Hayatta olduğun için irade sahibisin. Hayatta olduğun için düşünüyorsun. Hayatın olduğu için gadaba geliyorsun, merhamet ediyorsun, şefkat ediyorsun. Tamam? Bu hep hayatın taşıdıkları içerisindekiler. Daha hayatsız ama. Daha hayatsız. Evet. Onun için. Hayat girdiği zaman içine hangi... Çünkü hayat öyle bir hakikat ki büyük küçük fark etmiyor. Büyük küçük fark etmiyor. Mesela bir mikrop hayatiyet cihetiyle dağdan büyüktür kıymet noktasında. Çünkü kainat hayata hizmet ediyor. Aha. Hayat... Şimdi geçen hafta neydi? Şimdi bak... Daha hayatsız... Kendi şey, hayatlıyız diyor. Evet. Başta hayatlı dedik. İşte dedik ya abi. Bütün kainatı makineye koyduk çıkardık hayat çıktı. Güzel. Böyle ya kafalar çarptı. Tabii. Yani, taş da dağ da hayatlı. Atom zerre oradaki hareket edeceksin. Tamam. Ne oldu şimdi? Adem, şimdi hayatın meratibi var. Birincisi ne? Canlılık.
İkinci meratip şuur ve his. Hayatın daha latifi akıl. Daha latifi ruh. O hayvan ruha sahip. Sırayla gidersek camit, taş, toprak hayata mazar. Hayatın hakikati malzemesi var. Hayatla yapılmış. Ağaçlar ise ne var? Şeyi var. Hissi var. Şuuru yok. Evet. Yani orada çocuk girdiği zaman çiçeğe odaya, ne kadın girdiği zaman hissediyor. Konuşuyor bazıları. Konuşuyor. Hissi var. Hayvanlar ise şuuru var. 24. sözde diyor ki hayvanların da şuuru var. Mesela kediye taşa nispeten ciğeri tercih ediyor. O bir tercihtir. O da bir şuurdur. Ama teklifi yüklenecek kadar değil. Akıl yok yani. Akıl yok. Hayatın bir mertebesi akıl yok. Hayatın bir mertebesi de var ki peygamberler insanları... Ciğeri tercih ederken şuurdan mı gene hissiyattan değil? Hayır, şuurdan yapıyor. Bir tercihtir, bir iradedir. Şuur var. İradenin altyapısı şuurdur. Akılsızdır. Geçen hafta sen tabii çay yapıp gidip gelirdiğin için şuuru kaçırdın. Geçen hafta bir dinle, şuur neydi? Yedi sıfatın bizdeki hulasalanışıydı. Evet. Dolayısıyla bir tercih hakikatinin içeriğinde irade vardır. Yani taşa nispeten ciğeri tercih ediyor. Bu bir tercih değil midir? Bu his değildir. His değildir, tamam mı? Mesela şöyle diyeyim. Balıklara Üstad Kalı Mesnevi Nuriye'de memesiz balıklara, hamsi, palamut gibi şeylere nebat gibi diyor. Bak. Ama mesela hiç kimse hiçbir istarit insanlarla dost olamamıştır. Ama Yunus da olmuştur. Memeli olduğu için. Bakın hayatı var ama bakın diğer bir aslanla dost olabiliyorsun, hamsiyle dost olamıyorsun. Bak o da canlı değil. O da hayvan diyeceğiz. Değil. Ha demek ki o meratipleri yok içerisinde. Şöyle de bir misal vereyim. Hayat nasıl bir şeydir? Bu elektrik gibi düşünün. Elektrik sobasına girdi ne olarak gözükür? Sıcak. Buzdolabına girse soğuk. Görmediğime inanmam diyen adama tutturursan katil olur. Bilgisayara koyarsan nur olur. Ampule Wolfram teline girerse ışık olur. Tamam. Torna tezgahına koyarsan güç olur. Süpürge makinesine koyarsan hareket olur. Abi elektrik midir? Hayatta odur. Şimdi oldu abi ya. Hayatın içinde hepsi var. Hepsi var. Hiçbir şey değildir. İnsan akıl şuuru hepsini alıyor. Evet. Allah niçin şekillenemiyor hayat gibi? Çünkü bütün şekillerin sahibi bir şekilde indirgenemez. Bir şekilde indirgemek diğerinden farklı olmaktan kaynaklanıyor. Ama bir şekil, bir rengi bütününü taşıyorsa bir rengi, onun rengi olamaz. Hayat da, elektrik de bir şey olmadığından, her şey olduğundan hiçbir şeye benzemez. Leyse kemisti bir şey. Mesela elektriği nereye benziyor? Bir anda her yerdedir. Büyük küçük fark eder mi? Uzak yakın fark eder mi? Ali Bey köyün girişindeki ampulle en sondaki ampul şarteli indirince yanar. İkisi aynı anda. O zaman büyük küçük fark etmez. Ben yoruldum demez. Gece gündüz demez. Soğuk sıcak demez. Tamam? Dolayısıyla hayatta içeriğinde şu elektriğin içinde buzdolabı var desem yalan mı? Sıcak ocak var. Katillik var. Nur var, hareket var, güç var. Yani ne kadar cihaz varsa hepsinin hakikati var mı yok mu? Her bir cihaza Esma-i Hüsna deyin. Her bir cihaza, elektrik aletine Esma-i Hüsna deyin. Her bir aletin hakikati elektrikte var olduğu için Esma-i Hüsna da böyle İsmi Azam'dır. İsmi Azam demek, elektrik İsmi Azam olsa, bütün elektrik cihazları da her birisi de müstakil Esma olsa, onu hakikatını sahip olduğundan, harekete getirdiğinden bu elektrik ismi azamdır. Aletlerin ismi azamıdır. Yani aletlerin hakikatidir. Tamam. Dolayısıyla taşlar topraktan, hayattan olmuştur ama hayatın his mertebesine kavuşamamıştır. 24. mektupta ne diyor? Ey diyor teşekkür eden, ey itiraz eden, sen hiçlikte kalmadın, vücuda çıktın. Mertebe anlatıyor. Ey diyor itiraz eden bitki diyor. Ben niçin hayvan olamadın, itiraz edemezsin. Camit olmadın, hayata mazhar oldun. Ey hayvan, niçin insan oldum diye itiraz edemezsin. Değil mi?
sen diyor camit kalmadın, hayatı kazandın, ondan sonra hayvaniyet mertebesi aldın diyor vesaire sırayla gidiyor. Demek ki orada vücudun mertebelerinden bahsediyor. Dolayısıyla hayatın meratibi içeriğinin ortaya çıkmasıyla biz değer alıyoruz. Onun için Elasıl'da diyor ki burada, Elasıl'da hayatın kıymetini anlayanlar, sırrını anlayanlar hayat-ı ebediyede, hayat-ı ezeliyenin hakikatini hayat-ı ebediyede mazhar olacaklar diyor. Peki herkes de hayatlı sokakta. Senin hayatında farklı değil mi? O da hayatlı. O da insan ismine layık. Onun için peygamberlerin en büyük vazifesi nedir? İnsanları insanlık makamına çıkarmaktır. Nereye? İnsanlık makamına çıkarmaktır. Herkes insan değildir. Şöyle bir cümle vardı. Umumi hayattan hissesi... Olur. O cümle nasıl abi? Umumi hayattan hissesi azdır diyor ya. Evet. Buraya tatbik olmuyor mu o zaman? Aynı. Umumi hayattan, dağın umumi hayattan hissesi az azdır olduğu için... Evet, çok güzel. Elhamdülillah. Taşlar ve dağlar hayat şeyinin en dumununda, evet. Yani camit, hayat ondan aşağı yok, doğru. Dağlar, taşlar, hayat hakikatinin, hay sıfatının, muhi esmasının en son zuhuratı, en son posası. Şöyle bir misal vereyim de daha güzel olur. Allah şimdi ikram etti, hatırladım. Topraktan benzin çıkmaz. Mazot çıkmaz. Petrol çıkar. En kesifi katrandır. Asfalt yapılır. En lüküsü şu anda, en latifi oktan benzin. Uçak, jet uçaklarını kullanır. Öyle mi? O petrol çıktığı zaman damıtırlar. Bir en kesifi, şey en latifini alırlar. Oktan benzin, jet. Sonra benzin. Sonra motorin. Sonra fuel oil. Sonra en katran, pis asfalt. Bak hepsi içerisinde. Aynı madde. Topraktan tek çıkıyor. Benzin çıkmaz. Benzin onun içerisindedir. Elmanın içinde lezzet olduğu gibi, elmanın içinde renk olduğu gibi, elmanın içinde koku olduğu gibi. Birbirini hissettirmiyor. Hayatta böyle bir cami hakikat, elektrik misali gibi. Cami diye hayatın en bir basamağı. En kesif tecellisi diyelim. O elektrik misalini, her şey var, her şey de yok anladım da, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e nur olarak gözükmüş. Nur olarak gözükmüş de nur. Bu bir şekil mi oluyor? Ben görmediğim için ama şimdi şu kaynaklarda öyle geçiyor. Tamam. Anladım. Şimdi arkadaşlar bir kere kelamına ve rüyetine konu şey yapmayayım diye kısaca kelamına ve rüyetine mazar olmuş. Benim telefonum çalıyor. Hayret, tamam. Onu tamam dokunma. Unuttum, özür dilerim. Şimdi kelamına mazar olmuş ama Allah'ı görmüş. Nesini görmüş? Bakın ehadiyet diyor. Yani kendi karşılığını görmüş, aslını görmüş. Ver o çantayı. Çıkar o çantayı, kapatsın onu. Tamam. Şimdi nerede? Peygamber aleyhissalatü vesselam neyle yapılmış? Hangi asıldan yapılmış? Onun aslını, kendi kaynağını görmüş. Bir daha söylüyorum. Peygamber insan bütünü, mahiyeti ve hakikati, ruhu, cüve, cevheri. Cenab-ı Hakk'ın zatının kullandığı malzeme var. Şuunat-ı zatesinin kullandığı var. Malzeme insana koyduğu. Sıfatının kullandığı malzeme var. Esmasının kullandığı malzeme var. İnsan. İnsan ne yaptı? Buradaki cil ve cemal ve nakış. Cil ve cemal nakış. O zaman oraya giderek aslına gitti. Size bir misal vermiştim hiç üşenmeden. Ama şu anda vermeyeyim. Mesela özür dilerim. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Burada yani çırıp çıplağım orada. İç çamaşırımı giydim. Bir adım daha attım. Pantolonumu giydim. Bir adım daha attım, çorabımı giydim. Bir adım daha attım, atletimi giydim. Bir adım daha attım. Yani çıkıyorum yani. Çıkıyorum merdiven veya geliyorum. Her adımda bir odaya giriyorum yani. Gömleğimi giydim. Bir adım daha attım, kazağımı giydim. Bir adım daha attım, bir şey anlatacağım. Bu çok güzel, hoşunuza gidecek. Ceketi giydim. Bir adım daha attım, paltomu giydim. Bir adım daha attım, takkemi giydim vesaire. Şu son. Ve bu son hal dünyadaydı. Bu. Şimdi miraç nedir? Geriye dön, bir adım at, takkeni çıkar. Bir adım at, paltonu çıkar. Bir adım at, ceketini çıkar. Bir adım at,
gömleğini, kazağını çıkar çıkar en son ne olursa yani aslına dönüştür. Miraç yani yaratılırken kazanımlar bize giydirilen o mahluk tarafımızı bıraka 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 ondan sonra Cebrail bile bir adım bile atamam çünkü o giymemişti onu. Ondan sonra ne yaptı? Artık insan beşeriyetten kürsü gelince beşeriyeti çıkıyor. Arş-ı Azam'da hepsi var değil mi abi üzerinde? Tabi. Arş-ı Azam'da var. Evet. Cenab-ı Hak Arş-ı Azam'dan gördüğüne göre bütün her şey üzerindeyken. Arş-ı Azam'da değil. Görmüyor. Arş'ta var. Arş-ı Azam'da artık imkan ve vücut denilen bir alemdir. Orada hiçbir vasıfın yoktur. Kısacası ama lütfen bağışlayın beni. Orada inşallah karıştırmasınız. İmkan ve vücut arasında Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar olma yerinde iman yoktur. Şuhut var mı? Şuhut da yoktur. Ne vardır abi? Kurt bu güneş vurdu, buz oldu. Hiçbir şey yok. Buz vurdu, su oldu. Yani. Fena fillaha mazhar oldu. Suya karıştı yani. Yani aslına inkılap etti. Ustad bunu söylüyor. 149 Sikri Tasdiki Gaybiye'de. Aslı aleminde şey yaptı. Sikri Tasdiki Gaybiye verir misin böyle? En vardır değil mi? Gavs-ı Geylani için söylüyor. Nur Muhammed ise kendisini görmüş dediği yer mi abi? He? Nur Muhammed ise kendisini görmüş. Ama nereye gelmiş? Artık mahlukattan sıyrılmıştır. Artık mahlukat değil. Arkadaşlar külliyatta neler var? Arkadaş yok mu Sikri Tasdiki Gaybiye? Ha sen bakıyordun çok özür dilerim. Beşer olmadı. Beşeriyet ne ya? Beşeriyet. Kürsü bıraktı. Kazak çıkarttık ya. Geriye döndük. Miraca başladık. Çıkar paltoyu, çıkar ceketi, gömleği, atleti. Hem üşür müsünüz? Çıkartmak istemiyoruz. Tamam üşürsünüz. Nadir abiye diyorum ki, Nadir abi fazla yükseğe çıkma, üşürsün sonra bak diyeyim sana. Hiçbir şey kalmıyor. Bak ne diyor? Dikkat edin. Öyle de Gafs-ı Geylani. İyi var. Geylani'nin zatı demiyor. Kazanın vasıfını kullanacak şimdi. Geylani noktalı ile takke farklıdır. Kaza ruhsal kemalatından bahsediyor. Geylani, Geylan'a ait. O harika kasidesinin tazamun ettiği, şu itiraz etmişler, bütün evliyalar benim ayağımın altındadır dedi. Bütün evliyalar tabii, bütün evliyalar omuzları... Kademi mübarekim, bütün evliyaların omuzları... Omuzdandır, yani altındadır, tamam mı? Şu ayağını şimdi itiraz etmişler de nasıl der ya? Der tabii kardeşim. Niye? Bak nasıl der. Yukarıdaki kat, bütün alttaki katlar benim ayağımın altında dedirse doğru dememiş mi? 10. katta 9 ayağın altındadır, 8 de ayağın altındadır. O harika kasidesinin tazamun ettiği ezvak-ı fevkalade. Ezvak-ı fevkalade. Acayip bir zevk. Acayip bir zevk. Ruhlanmak, rahlanmak, ferahlanmak. İlmellekin, annellekin, hakkellekin. Ruhlanmak? Ruhlanmak, rahlanmak, ferahlanmak. Ondan sonra peygamberimiz için istifa, estefa, Mustafa. Huzuzat-ı Nesaniyesinden Resulullah istifa etmiş, armoni olmuş, estefa olmuş. Bu insana bir isim takılmış, Mustafa denmiş. İstifa, estefa, Mustafa. Tamam? Ezvak-ı fevkalade. Hazreti Şeyh'in sırr-ı azim ehl-i beytin irsiyetiyle, ehl-i beyti irsiyetiyle kendi zatında toplamasıyla. Ama sır bu. Ali Beyt sırrı var. Sırr-ı azim ehl-i beytin irsiyetiyle Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında. Ali Beyt'i temsil ediyor ferdiyetinden dolayı. Fert ismine mazhar olduğundan. Tamam? Ali Beyt var ya Peygamber Aleyhisselam soyunun bütün hasenatı onda toplanmış. Ürsiyeti. Şuraya bak ya Rabbi. Ona ayrı bir özelliği sevgim var. Bir rüyam var bunu. Benim onunla bir rüyada Abdülkadir Geylani Hazretleri ile Haşim eden ve Risale-i Nur'la alakalıdır. Risale-i Nur'u nasıl Metin Sena ediyor bir bilsen rüyada ve orada nasıl sahip çıktı bize bizim şahsımızda Nur talebeleri orada zebanilere karşı dikildi böyle bir rüyamda ama gerçi burada zaten kendisi arkanızda diyor şefkat katında söylüyor ustad zaten. Onun için ayrı bir sevgim vardır.
Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında iyi dikkat et. Ahmet de Muhammed'i ayırıyor. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle. Kimin? Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın veraseti olur. Muhammed'in veraseti olmaz. Verasetiyle. İki tane şey kazandı. Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin maneviyetini saatinde cem etti mi? Bir. İki. Gavsiyetti. Ferdiyeti şimdi. Veraseti Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle. Bu iki sıfatla, gafsiyetle, ferdiyetle nereye çıktı biliyor musunuz? Hakikat Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi. Bak Muhammed Ahmet'i ayırdı. Bu iki vasıfla sıyrıldı mahlukiyetten. Haşa vacip mi? Hayır. Bak şimdi. Ne yapmış? Hakikat Muhammedi aleyhissalatü vesselamın da kendisini gördüğü gibi. Yani Geylani meyveydi, yaprak oldu. Tomurcuk oldu, dal oldu, gövde oldu, çekirdeğe girdi. Çekirdeği, hakikat-ı Muhammediyesinde kendisini görüyor. Nur-u Muhammediye geçti, Lazcası bu. Geçti Nur-u Muhammediye, oraya geçti. Yani ağacın aslına döndü. Yüzü böyleydi, ağaca bakıyordu. Terakki etti meyve. Aslı neydi meyve? Tomurcuktu. Tomurcuk çiçekti, daldı, gövdeydi, çekirdeğe girdi. Hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam da kendini gördüğü gibi. Çık sen 10. kata gibi fena-i mutlak ile artık mahlukat yok. Fena-i mutlak. Fena-i mutlak ile mutlak fena ama. Tecelli fena da değil. Mutlak fena. Fena-i mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatının mazariyeti noktasında. Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatına orada fena fillah makamı, Nur-u Muhammedi, Kab-ı Kavsen makamı fena fillah yani tecelli zattır. Ustad diyor, nerede yazıyor? Yetiyor mu? Yetmiyor mu? 10 defa mı diyecek? Bir defa etti dedi, yetmiyor mu Bediüzzaman? Oraya fena-i mutlaka mazar olunca nereye mazar oldu? Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazariyeti noktasında Cenab-ı Hakk'ın zatını artık Hüseyin sağ mıdır? Hüseyin var mıdır? Bu Sabri bana soruyor. İman demek emin olmaktır. Ben Hüseyin'in varlığında şüphem var mı? Sen bana nasıl diyorsun ki Hüseyin var mı? Ona Hüseyin karşımda. Buna onu söyle bana yaşıyor mu? Var mı denilir mi? Ben karşımda zaten konuşuyorum. Burada ona emin olmak, iman olmak, onu şahit olmak, onu söylemeye gerek görüyorum. Onun için iman gaybadır. Gayb yok ki orada. O iman gaybadır. Gayb kalktı. O yüzden iman yok diyorsunuz. İman orada olmaz. Hakikati olmuş. İmanın hakikati olmuş. İman mahluktur. Mahlukiyetten sıyrıldı arkadaşım. İman mahluktur. Sıyrıldı ya. İmanın kaynağına geçti. Tecelli zata mazar olmuş. Böyle Allah ona diyorsun ki Allah Allah'a böyle haşa böyle değil de. Allah ile böyle muhatap. Bana diyorlar ki kulağıma. O gördüğünü gördün değil mi? Ulan manyak mısın? Herhalde tabii konuşuyoruz. Gördün mü diyor. Bana gördün mü diyor. Ulan zaten onunla beraberim. O da iman gaybadır meselesini latife olsun diye mi söylüyorsunuz? Birkaç sefer geçti böyle. İman, tamam da iman yoktur derken. İman işaret icazda. Kastedilen nedir? İman işaret icazda. Görmeyenler için iman var yani. İman meratibi vardır. Tamam. Hissi, fikri, hissi, latifi. Mesela iman gaybadır ya. Evet. Mesela ahirete iman. Meleklere iman. Adam Hazreti Hamza radıyallahu anh veya sahabe meleği gördü mü görmedi mi? Görünce iman kuvvetlenmez mi mesela? İman kalkar mı kuvvetlenmez mi? Yok. Usul bakımından iman kalkmaz. Yani kaydeten kalkmaz. Ondan bahsetmiyorum. Artık onun varlığı, o meleklerin varlığı sahabe için bizim gibi bir gayba iman yoktur. O artık şuhuttur. Meleklerin varlığını burada ifade eder. Yani burada melekler var mı deseler sahabeye. Var arkadaşlar. Melekler iman. Peygamberimiz de iman ediyordu. Ama Peygamberimiz aleyhisselam melekten üstün değil midir? Peki İslam esasına Peygamberimiz iman ediyor muydu etmiyor mu? Tövbe estağfurullah. Peki iman esasına ediyor muydu? Allah'a iman, Peygamber'e iman. Allah Resulü iman etmiyor muydu? Ha usul ve kaydeten ve hakikat bakımına ama fena fillah olunca o makamdayken
Buraya gelince gene iman. Orada yok artık. Çünkü beşeriyet yok. Ruh yok. Ruh mahluktur. Ruhtan nasıl ayrılıyorsun? İmanı da bırakıyorsun. Ne diyor usta? Diyor ki, her şeyi bıraktığına göre. Tabii diyor ki kalbin ve ruhun daire hayatına gir. Kim? Sen. Sen kimsin ki ruhun dairesine gir diyor. Demek ruh değilsin sen. Oyuncu dilema. Diyor ki ey insan kalbin ve ruhun daire hayatına gir. Peki kim gir? Bana teklif ediyor. O zaman ben ruh değilim. Ruha gir diyor bana. Bana diyorlar ki Adem'in evine git ders var. Bana telefon ediyorlar. Gittin mi hocam? Daireye girdim. Ben daire miyim? Dairenin içine girdim de. Ha. Ey insan kalbin ve ruhun daire hayatına gir. Tamam gireyim. Girdim nereye girdim? Ruhun hayatına girdim. O zaman ben ruh değilim. Arkadaşım hayır ruhu bıraktı. Hayatiyeti bıraktı. Ceset zaten yok. Beşeriyet yok. Hiçbir şey yok. Ne oldu? Okyanusa karıştı gitti. Nerededir artık? Sen o artık şey okyanusla karşına acaba su o buz ne oldu? Ne buzu ya? Okyanusta artık buz olur mu? Eridi aslına gitti. Aslı oldu da. Nuri Muhammed'in oldun ya kardeşim. Sen burada fotokopisin biliyor musun? Asıl değilsin ha sen. Sen kendini asıl zannediyorsun. Sen fotokopisin diye ne yapıyorsun? Sen fotokopisin. Asıl hiç kimse yok. Hazreti Ali, Ali Mukayyip perdesi alsın. Onlar da dizi yapıyor. Sen fotokopisin. Sahabe-i kirama yetişememizin hikmetlerinden biri de budur. Bu. Şimdi ondan sonra bitiyor. Şu şeyi cümleyi bitireyim kesiyorum. Bitti. Resul 6 ay sürer değil mi? Bak şimdi bunu böyle bitireceğiz tamam mı? Böyle okuyacağız. Bu tanımak için sonra bu şekilde ders bittikten sonra tekrar buna geleceğiz. O zaman alemimizle konuşacağız. Artık bu tabirlerle uğraşmayacağız. Kül, cüz'ü, hayat, şuris onlar yok artık. Olacak. Şunu bitirelim böyle bu şekilde. Abi madem daldık bir şey daha sorayım. Artık buradan koptuk ya şimdi. Kendini görmek diyoruz ya. Yani ne demek kendini görmek? Kim kimi görüyor yani? Neyi görüyor? Kendini görmek. Abi elhamdülillah. Aynen böyle düşünmeye başladın şükürler olsun yarabbim. Tamam. Çok iyi. Çünkü bak kardeşim. Bazılarına diyor ki Allah'ı neyi görmüyoruz? Ben de diyorum ki aynaya bak. Kendini mi görüyorsun? Sen insan kendisini görmemiştir. Aynaya bakan insan bu ben miyim? Bu benim kafam. Bu ne? Bu kimindir? Benim takkem. Bu benim kitabım. Ben kitap mıyım? Bu kafam da benimdir. Benim kafam bu işi kaldırmaz. Hatta ne diyoruz Hüseyin? Ya benim ruhum o işi kaldırmaz ya. Benim ruhuma ağır geliyor. Öyle bir söz söyledi ki ruhuma öyle ağır geldi ki kimin? Benim ruhuma. Benim gömleğimi kirletti gibi. Ben gömlek miyim? Bak benim gömleğim gir içeriye benim atletim gir içeriye benim cesedim. Benim hayatım, benim ruhum. Ben diyeyim kim arkadaşım? Koy masaya. Bütün malzemelerini koy. Benim karaciğerim, böğrüm, böbreğim, benim ayağım, benim kafam. Ceset bitti. Ben için. Ben nerede? Ondan sonra şey topla. Bu ne? Benim ruhum, benim hayatım, benim hissiyatım, benim latife. O sahip çıkan kim? Ha. Şimdi bu ben değilim. Çünkü ne kadar sima değiştirdim. Ve daha değiştireceğim. Bu benim kafamdır, kaportağımdır. Onun için ne diyor ustadımız? Ceset güzelliği değil ya. Biliyorsun ruh. Ruh. Ruhu güzelliği, ahlak güzelliği var ya. Ahlakı. O zaman bir hiç kimse kendisini görmemiştir. Kendisi kim? Ben. Beni kimse görmemiş. Hiç görmeyecek misin? Bir gelanı görmüş. Sen kimsin biliyor musun aslın? Nur-u Muhammed'deki hakikatındır. Biz Nur-u Muhammed'in cilvesi, cemali ve nakşiyiz. Aslında isminizi değiştirebilirsiniz. Cilve-i Muhammediye olan Hüseyin. Sen Cilve-i Muhammediyesin. Cilve-i Ahmediye, şey Muhammed'sin. Nakş-i Muhammed'sin sen. Burada şey yani, diyebilir miyiz abi? Nasıl ki daha umumi hayattan hissesini az aldığı için cemalet mertebesinde biz de hakikat-ı Muhammediye'den hissemizi az alırsak böyle öyle yamuk bir sürünürüz. Yani. Yamuk, evet sürünürüz. Ama arkadaşlar üzerimize yani aldıklarımızı bıraka bıraka. Adem yükselmek demek o konudaki almış olduğun beşeriyetinden sıyrılmaktır. Sıyrıl. Daha sıyrılacak bir şey kalmadı. Giymedin ki daha. Çırpçıplak oldun. Miraç'ta ben mi olmuştum peygamber? O oldu.
Ümmi diyoruz ya Peygamber Efendimiz'e. Sanki ümmi deyince bir çay. Yani aslına dönmesi. Aslıyla hareket eden demektir. Hiçbirimiz ümmi değiliz. Üstad yarım ümmi. Bir insanı överken mesela ondan sonra o cahil değil falan diye övmeyiz yani, değil mi? O Peygamberimize salavat getirirken ümmi diyoruz. Ümmi diye dua ediyoruz. Ümmi öğretmensiniz. Aman. Sonra motorin, sonra fuel oil, sonra en katran pis asfalt. Bak hepsi içerisinde aynı madde. Topraktan tek çıkıyor. Benzin çıkmaz. Benzin onun içerisindedir. Elmanın içinde lezzet olduğu gibi, elmanın içinde renk olduğu gibi, elmanın içinde koku olduğu gibi birbirini hissettirmiyor. Hayatta böyle bir cami hakikat elektrik misali gibi. Cami diye hayatın en birinci basamağı. En kesif tecellisi değil. O elektrik misalini her şey var her şeyde yok anladım da Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e nur olarak gözükmüş. Nur olarak gözükmüş de bu nur bir şekil mi oluyor? Ben görmediğim için ama şimdi şu kaynaklarda öyle geçiyor. Tamam, anladım. Şimdi arkadaşlar bir kere kelamına ve rüyetine konu şey yapmayayım diye kısaca kelamına ve rüyetine mazar olmuş. Benim telefonum çalıyor. Hayret tutam. Onu tamam dokunma. Unuttum, özür dilerim. Şimdi kelamına mazar olmuş ama Allah'ı görmüş. Nesini görmüş? Bakın ehadiyet diyor. Yani kendi karşılığını görmüş, aslını görmüş. Ver o çantayı, çıkar o cinsi, kapatsın onu. Tamam. Şimdi nerede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyle yapılmış? Hangi asıldan yapılmış? Onun aslını, kendi kaynağını görmüş. Bir daha söylüyorum. İnsan bütünü, mahiyeti ve hakikati, ruhu, cüve, cevheri. Cenab-ı Hakk'ın zatının kullandığı malzeme var. Şuunat-ı zatesinin kullandığı var. Malzeme insana koyduğu. Sıfatının kullandığı malzeme var. Esmasının kullandığı malzeme var. İnsan. İnsan ne yaptı? Buradaki cil ve cemal ve nakış. Cil ve cemal nakış. O zaman oraya giderek aslına gitti. Size bir misal vermiştim hiç üşenmeden. Ama şu anda vermeyeyim. Mesela özür dilerim. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Burada... Yani çırıp çıplağım orada. İç çamaşırımı giydim. Bir adım daha attım. Pantolonumu giydim. Bir adım daha attım. Çorabımı giydim. Bir adım daha attım. Atletimi giydim. Bir adım daha attım. Yani çıkıyorum yani. Çıkıyorum merdiven veya geliyorum. Her adımda bir odaya giriyorum yani. Gömleğimi giydim. Bir adım daha attım. Kazağımı giydim. Bir adım daha attım. Bir şey anlatacağım. Bu çok güzel. Hoşunuza gidecek. Ceketi giydim. Bir adım daha attım. Paltomu giydim. Bir adım daha attım. Takkemi giydim vesaire. Şu son. Ve bu son hal dünyadayım. Bu. Şimdi Miraç nedir? Geriye dön.